Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Fuji filmin yeni İsviçre çakısı yani yeni model XS20'yi inceleyeceğiz. Merak ediyorsanız hadi buyurun. Müzik Başlarken hemen belirtmek isterim ki bu inceleme videosu kameranın tanıtımının yapıldığı tarihten birkaç hafta önce hazırlandı. İnceleme sırasında kullanılan kamera bir demo kamera. Bunun anlamı kameranın ilk tanıtımı yapıldığı tarihe kadar gerek donanımsal ve gerekse de yazılımsal olarak bazı geliştirmeler olabilir. Bunu bilmenizi isterim. Elimizdeki kameranın atası X-son. Eylül 2020'de çıkmıştı. Yaklaşık iki buçuk yıl sonra çıkan şu anda incelediğimiz XS20'yi zaman zaman XS10 ile karşılaştırarak neler değişti bundan bahsedeceğim. Buna ilave olarak son 1 yıl içerisinde çıkan ailenin büyükleri XH2S, XH2 ve XT5 de zaman zaman karşılaştırma konusu olabilecek. Zira XS20... Giriş bölümünde söylediğim gibi İsviçre çakısı olmak için az önce adını andığım modellerden bazı özellikleri miras almış gibi görünüyor. Fujifilm son bir yıl içerisinde çıkardığı yeni kameralarda yani XH2S, XH2 ve XT5'te X-Transmos 5 sensör ve x prosesör 5 işlemciyi kullanmıştı. XS20'de yine x prosesör 5 işlemci kullanılmış. Ancak sensör olarak X-Trans4 kullanılmış. Hatırlayacağınız gibi X Trans 4 sensör, XT4 ve XS10 gibi o kuşaktaki kameralarda kullanılmış 26.1 megapiksellik efsane başarılı bir sensördü. Fujifilm bu başarılı sensörü daha hızlı bir işlemci olan X Prosesör 5 ile taşlandırmış. Böylece hızlı bir işlemci ve başarısını ispatlamış bir sensörün birlikteliğiyle yüksek performans hedeflenmiş. Gelin tasarımla kamerayı incelemeye başlayalım. Her ne kadar tasarım XS10 ile aynı gibi gözükse de birkaç farklılık var. İlk dikkat çeken şey el tutamağının biraz kalınlaşması, biraz dolgunlaşması. Fakat bu çok olumlu bir değişiklik. Tutamak ne kadar parmaklarınızın içini doldurursa o kadar sağlam, güvenli bir tutuş hissediyorsunuz. XS20 bu anlamda çok başarılı bir tutamağa sahip. Kameranın genel boyutları tutamaktaki bu değişiklik nedeniyle çok minik sayılabilecek bir ölçüde irileşmiş. Ancak gerçekten ölçmezseniz hissedemiyorsunuz. Tutamaktan kaynaklanan bu minik büyümeyi neye borçluyuz diye baktığımda bataryayı görüyorum. Batarya eskiden NPW126 idi ve tam doluyken 325 kare çekebiliyordu. XS20 ile birlikte gelen NPW235 batarya normal güç modunda tam dolu iken 730 kare çekebiliyor. Ayrıca 4K 60P video modunda yaklaşık 90 dakika video çekimi yapabiliyor. Anlaşılan o ki pil performansı yaklaşık 2'ye katlanmış. Çok da iyi olmuş. Ayrıca menüye eklenen pil ömrü kontrol fonksiyonu da faydalı olmuş. Birçok Fuji film modelinde alıştığımız üzere tıpkı bir önceki modelde olduğu gibi bu kameranın ön yüzünde de netlik tipi seçim mandalı yok. Menü içerisinden ayarlıyorsunuz veya bir fonksiyon tuşuna atayabiliyorsunuz. Varlığı büyük kolaylıktı. Olsaydı keşke dedim yine bunda. Kameranın üst yüzeyinde fonksiyonel bir değişiklik yok. Bütün kadranlar ve tuşlar yerli yerinde. Kullanıcının alıştığı ve rahat ettiği düzen hiç bozulmamış. Ufak tefek görsel dokunuşlar yapılmış. Şuradaki çekim modları kadranının içeriği de biraz değişmiş. Bu konuya ayrıca geleceğim. Arka yüzeyde fonksiyonel hiçbir değişiklik yok yine. Kolay tutuşu desteklemek için baş parmak dayanağı biraz uzatılmış o kadar. LCD ekran yine açılarak 270 derece dönebilen tarzda. Özellikle video çekenlerin ve içerik üretenlerin çok beğendiği bu kullanışlı tarz XS20'de sürdürülmüş. 3 inçlik 1.8 milyon dot çözünürlüğe sahip LCD kapağının hemen arkasında XH2S, XH2 modellerinde tanıştığımız soğutucu fan için bağlantı vida delikleri var. Buradan anlayacağınız gibi XS20 soğutucu fanı kullanabiliyor. Özellikle video çekimlerinde yaratacağı avantaja video bölümünde bir parça daha dokunacağız. Alt yüzeyde batarya yuvasının genişlemesi kaynaklı kapağın büyümesi dışında bir farklılık yok. Batarya yuvasının kapağını açtığımızda bizi az önce bahsettiğimiz gibi NPW235 batarya ve SD kart yuvası karşılıyor. Giriş çıkış portları için kameranın sol yüzeyine baktığımızda en üstte 3.5 mm jacklı mikrofon girişini, USB Type-C ve mikro HDMI girişini en altta da daire hoparlörü görüyoruz. Bu yapı birebir XS10 da böyleydi. Farklı olarak diğer tarafta 3.5 mm jaklı bir kulaklık çıkışı görüyoruz. Genel anlamda bu tasarım XS10 kalıtsal olarak gelen kullanışlı ve rahat bir tasarım. Ben kişisel olarak XT serisindeki retro tasarımı daha seviyor olsam da bu tasarımın fanlarının olduğunu da biliyorum. Oldukça başarılı bulduğum bu tasarıma Sadece bir eleştirim var ki aynı eleştiri ilk sesyonda da yapmıştım. Menü OK ve Display Back butonu kamera gövdesiyle aynı seviyedeler. Gözüm vizördeyken başparmağımla aradığımda daha kolay bulabilmek için bu butonları hissedebilmek isterdim. Hissedilebilmesi için de bu butonların biraz yüksek seviyede olması gerekirdi diye düşünüyorum. Kameramızın üzerindeki çarkla PSAM modlarını seçebiliyor ve program enstantane öncelikli, diyafram öncelikli, tam manuel modlarda çekim yapabiliyoruz. C1 ve C4 arasında işaretlenmiş kişiselleştirilebilen çekim modları var. XS10 incelememde bunları çok beğendiğimi belirtmiş ancak sadece fotoğraf için kullanabilmelerini eleştirmiştim. XS20'de bunu düzeltmişler. Artık menüden C1-C4 arasındaki her bir kişisel ayarın fotoğraf için mi yoksa video için mi kullanılacağını belirleyebiliyor ve buna göre kişisel ayarlamamızı kaydedebiliyoruz. Böylece C1'e kaydettiğimiz siyah-beyaz fotoğraf ayarlarıyla fotoğraf çekerken C2'ye gelip Eterna ile video çekebiliyor. C3'e gelip klasik negatifle renkli fotoğraf çekebiliyoruz örneğin. Gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Filter seçeneği yıllardan beri ilk sistem makinalarla gelen bir özellik. Hiç değişmedi ve kullanımı da çok yaygın değil. Bence artık Fuji Film'in bu özelliği bir elden geçirmesi ve belki de tamamen kaldırması düşünülebilir. Vlog seçeneği ilk defa bu kamera ile gelen bir özellik. Vlog çekerken kamerayı çoğunlukla kendinize doğru yönlendirirsiniz. Bu nedenle menüde bazı şeylere ulaşmak güç ve zaman alıcıdır hem temel bazı ayarları kontrol edebilmeyi hem de kadraj, ışık, netlik gibi ögeleri sürekli takip edebilmeyi istersiniz. İşte bu beklentilerden yola çıkarak vloggerların hayatını kolaylaştırmak üzere getirilen bu özelliği aktif ettiğinizde dokunmatik ekranda vlog ikonu beliriyor. Buna dokunduğunuzda bir vlog menüsü açılıyor. Bu dokunmatik menü sayesinde yüz göz tanıma ayarını, ibis detaylarını, yüksek hızlı kayıt özelliğini, otomatik zamanlayıcıyı yönetebiliyorsunuz. Şimdiye kadar görmediğimiz bir özellik olarak arka planı defokus yapma özelliğini seçtiğinizde ekrana şöyle bir ikon geldiğini ve isimlendirilmesine uygun bir işlev yaptığını görüyoruz. Ürün öncelikli çekimde ise ayarlarınız otomatikman sürekli otofokus moduna Otofokus tipiniz de çok alanlı otofokusa getiriliyor. Yüz göz tanıma sistemi kapatılıyor. Böylece ürün öncelikli çekim için gerekli şartlar size sağlanıyor. Ekranda da şöyle bir ikon beliriyor. Yine yaptığınız çekimlere kolay ulaşabilmeniz için izleme, playback butonuna, çekimler arasında ileri geri hareket butonlarına ve hatta silme tuşuna dokunmatik ekran üzerinden rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz kameranızı çevirmek ve ayarları yapıp tekrar döndürmek gibi bir problemi ortadan kaldırmış oluyor bu özellik. Bence çok güzel düşünülmüş. Buradaki auto seçeneğine geldiğimizde makina ortam, ışık, konu gibi detayları analiz ediyor ve fotoğrafınızı en iyi şekilde çekebilmeniz için portre, yüz yumuşatma, manzara, hareket, gece, tripodlu gece, havai fişek, gün batımı, kar, kumsal, su altı, düğün, çiçek ve metin senaryolarından birini veya birkaçını kombine ederek ayarları yapıyor. Doğrusunu isterseniz bu seviyede bir kamera için benim pek tasvip ettiğim, doğru bulduğum bir özellik değil. Ancak şöyle bir şey var bu özelliğin içinde. Normalde yüz göz tanıma veya nesne tanıma özelliklerini aktive ederseniz neyi takip edeceğinizi sizin menüden seçmeniz gerek. Örneğin insanın sağ gözünü veya kedi köpek takip et gibi. Bu özellik XH2S ile ilk çıktığında geliştirilmesi gerekir diye incelememde söylemiştim. İşte bu kamerada auto özelliği seçiliyken kadrajdaki objelerin ne olduğu yapay zeka tarafından otomatik olarak analiz ediliyor ve sizin menüden bir ayarlama yapmanıza gerek kalmadan gördüğü objelere göre takibi başlatıyor. Örneğin bir köpeği takip ederken kadrajınızı bisikletliğe çevirdiğinizde onu algılayıp takibe geçebiliyor. Oradan da kuş takibine geçebiliyor. Bu çok iyi olmuş. Artık geliştirilmesi gereken tek nokta bu takip fonksiyonunu tamamen auto çekim moduna bağlı olmaktan kurtarmak. Yani ben biraz daha ileri seviye bir fotoğrafçı olarak autoyu kullanmayı tercih etmeden Örneğin manuel modda ya da diyafram öncelikli modda çekim yaparken otomatik nesne ve obje takip edebilme özelliğini de aktif edebilmeliyim. Bu da yazılımla sağlanır ve bu kamera dahil XH2S, XH2 ve XT5'e güncelleme ile gelirse tadından yenmez. Bu çark üzerinde son oge video ogesi ama buna biraz sonra geleceğim. Şimdi fotoğraf özellikleriyle devam etmek istiyorum. Drive menüsünün detaylarına baktığımızda yüksek hızlı ve düşük hızlı seri çekim, ISO basamaklama, beyaz dengesi basamaklama, pozlama dizisi basamaklama, HDR çekim, panorama çekim ve çoklu pozlama çekim seçeneklerinin olduğunu görüyoruz. Mekanik perde ile saniyede 8 kare, elektronik perde ile saniyede 20 kareye kadar çekim yapabiliyor. Bu çekim sırasında vizörde kararma dahi olmuyor. Kadrajda 1.25x oranında bir kırpmayla elektronik perdede seri çekim hızınız kararma olmaksızın saniyede 30 karelere kadar çıkıyor. Şimdi ekranda görebileceğiniz gibi en hızlı çekimde dahi AFC takip fonksiyonu gayet başarılı olarak gerçekleştiriliyor. Fujifilm'in tüm kameralarında görmeye alıştığımız ve keyifle kullandığımız film simülasyonlarına bir yenisi eklenmiş durumdaydı ki bunun adı nostaljik negatif film simülasyonuydu. Bu film simülasyonu x XS20'de diğer 18 simülasyonla birlikte geliyor ve sayıları artık 19'u bulmuş durumda. ISO performansını değerlendirmek üzere bir seri fotoğraf çektim. Ekranda da görebileceğiniz gibi ISO 3200 seviyesine kadar gayet sorunsuz fotoğraflar çekilebiliyor. 6400 ISO zorda kalırsanız kullanılabilir. Onun üzeri ise biraz sıkıntılı görüyor. Bu performans daha önce xt 4 ve x s gördüğümüz performansla aynı gibi görünüyor. Yine x s birlikte HEIF yani High Efficiency Image Format yani yüksek verimlilikli fotoğraf formatı desteği geliyor. JPEG format'a alternatif olarak düşünebileceğimiz bu formatın avantajları ve dezavantajları var elbette. Avantajlarının başında 10 bit renk derinliğinde görüntü kaydedebiliyor olmamız. Bu JPEG dosyada 8 bitti. Aradaki 2 bitten ne olur canım diye düşünmeyin lütfen. Şöyle ki 8 bitlik JPEG formatında RGB yani kırmızı, yeşil, mavi kanal başına 256 renge ulaşarak 16.7 milyon renk tonu kaydedilebiliyordu. Öte yandan 10 bitlik HEIF formatta kanal başına 1024 renge ulaşarak Toplamda 1 milyar renk tonu kullanılabiliyor. Bu sebeple renk geçişleri çok daha yumuşak ve pürüzsüz görünüyor. Bu kadar renk bilgisini üstünde taşırken Heif, JPEG'e göre yaklaşık %70 oranında daha küçük dosya boyutu sağlıyor. Yani sıkıştırmayı çok daha verimli yapıyor. Zaten ismindeki verimlilik ifadesi de buradan geliyor. Dezavantajlarına gelecek olursak maalesef görece olarak daha yeni olan bu formatı henüz tüm cihazlar ve uygulamalar desteklemiyor. Ve JPEG hala hemen her yerde açılabilen ve internet mecrasının en yaygın dosya biçimi. HEIF formata destek arttıkça kullanımı da artacaktır diyorum. XS20 bu formatı desteklemiş görünüyor. Yine de nihai seçimi JPEG veya HEIF olarak bize bırakıyor. XH2S ile başlayıp X-H2 ve xt 5 ile devam eden yeni nesil kameralarda Fuji Fujifilm'in nesne takip özelliği ile tanışmıştık. X-S20'de de bu özellik gelmiş. Bu özelliği menüden açıp hayvan, kuş, otomobil, motosiklet, bisiklet, uçak, tren gibi nesnelerden birisini seçtiğinizde kadrajınızın içindeki bu obje başarılı bir şekilde takip ediliyor. Az önce çekim çarkı üzerindeki auto özelliğini anlatırken Kadraj içerisindeki nesnelerin otomatikman tanınıp takip edilebildiğini söylemiştim. Bence bu menünün seçenekleri arasına otomatik diye bir şey eklenmeli ve nesnenin tanınıp otomatikman takip edilebilmesi özelliği bu bölgeden de seçilebilmeli ki fotoğrafçı hangi çekim modunda çalışırsa çalışsın nesne takibi özelliğini böylece kullanabiliyor olmalı. Fuji filmin sesimi duyacağına eminim. Önümüzdeki dönemde ilgili tüm kameralara gelecek bir güncelleme ile bu iyileştirme yapılacaktır diye düşünüyorum. Fujifilm kameralarda uygun olan hemen tüm tuş, buton, tekerleklerin fonksiyonları değiştirilebiliyor. Ve kullanıcı tarafından rahat edeceği, alışık olduğu işlevler bu tuşlara atanabiliyor. X-S20'de de bu türden 11 tane kişiselleştirebileceğimiz buton, tuş ya da tekerlek var. Bunların içerisine geniş bir yelpazede listelenmiş işlevlerden dilediğinizi atayabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik. Yine değişik çekim modlarında ön ve arka ayar tekerlerinin üstleneceği görevler de kişiselleştirilebiliyor. Böylece başka marka model kameradan X-S20'ye geçmiş olan arkadaşlarımız yapacakları bu küçük ayarla eski alışkanlıklarını hiç değiştirmeden yollarına devam ediyor olabilecekler. XS10 ile karşılaştırıldığında menüdeki en büyük fark ise A USB ayarlarının kendi başına bir ana menü kalemi olması. Alt menü kalemlerinde dikkati çeken şeylerden birisi bağlantı modu olarak web kamera seçilebilmesi. Artık ilave bir yazılıma ihtiyaç duyulmadan XS20 webcam olarak kullanılabilecek. Bu da pandemi sonrası gelişen online toplantı, görüşme ve uzaktan çalışma kültürümüzün içerisinde önemli bir kolaylık getirmiş olacak bize. Hem fotoğraf hem de videoya hitap eden bir özellik olarak IBIS'ten bahsedelim ve fotoğraf bahsini bu konuyla bitirelim. Kameramız bize 7 stopa varan bir avantaj sağlıyor. Yaptığım deneme çekimlerinde 1 saniyelik elde çekimin dahi kullanılabilir olduğunu gördüm. Bu sayede önemli bir avantaj yakalamış oluyoruz ki elde 1 saniyeye kadar çekimler yapabiliyoruz. Biraz da XS20'nin video özelliklerine göz atalım. Öncelikle yeni kameramız 6.2K 30 FPS'te 3'e 2 oranda çekim yapabiliyor. Yabancılar buna Open Gate yani açık kapı diyorlar. Çünkü kamera sensörünün tam boyutunda yani 3'e 2 oranında video çekilebiliyor. Böylece daha sonra video düzenlemesi sırasında istenilen en boy formatında ve yatay dikey kadrajda kırpma yapmak mümkün olabiliyor. Bunun dışında 4K DCI Full HD çözünürlüklerde 60 FPS kayıt yapılabiliyor. Bu kamera ile benim ilk defa gördüğüm Full HD LP diye kodlanmış bir çözünürlük var ki kameranın ekranındaki açıklamada kalitede küçük bir düşüşle çekim süresini uzatacağı yazıyor. Bununla birlikte deneme yaptığım zaman görüyorum ki kadraj 1.29x kroplanarak kalitede değil çözünürlükte bir düşüş oluyor ve bu sayede daha uzun süreli kayıt mümkün olabiliyor. Ekranda sizler de görüyorsunuz herhangi bir kalite farkı gözde görülmüyor. Bunun dışında Full HD 240 FPS'e varan değerlerde yüksek hızlı kayıt yapmak mümkün. Yaptığımız seçimlere uygun olarak H264 veya H265 kodek kullanarak 50 megabit Mbps ile 360 megabit per second arasında bir veri hızıyla long cop veya all intra sıkıştırma algoritmalarından biriyle 4.2.0 veya 4.2.2 bit renk derinliğinde MOV veya MP4 formatlarında kayıt yapabiliyorsunuz. Harici HDMI cihazına Atomos ProRes RAW veya Blackmagic B-RAW formatlarında 6.2K 30 fps veya 5.2K 60 fps kayıt yapabiliyorsunuz. Tüm bu zorlu ve veri yükü ağır kayıt tipleri doğal olarak kameranın ısınmasına yol açabiliyor. Bu nedenle XS20 opsiyonel olarak satın alınabilen soğutucu fanla birlikte kullanılabiliyor. Ben kendim denemedim ama bana ulaşan test bilgilerine göre yaklaşık 25 derecelik bir ofis ortamında 4K 60 FPS 100 megabit per bir test çekimi fan kullanılmadan 23 dakika ve fan kullanıldığında ise 1 saat sorunsuz yapılabiliyor. Bir başka test çekiminde ise 6.2K 30 FPS 100 megabit per second koşullarında çekim fan kullanılmadan 57 dakika, fan kullanıldığında ise 2 saat 42 dakika sonra kart dolduğu için sonlanmış. Belki de daha da devam edecekti. Buradan çıkaracağımız sonuç uzun ve veri yükü ağır çekim yapacak arkadaşlarımız için soğutucu fan opsiyonel olmaktan öte zorunluluk gibi gözüküyor. Video ile ilgili son cümle olarak yine Fuji filmin yeni kuşak kameralarında gördüğümüz üzere F-Log ve F-Log 2 XS10 da var. F-Log ISO 640 ve ISO 12800 arasında çalışıyor ve 12 stop dinamik aralık sağlıyor. F-Log 2 ise ISO 1000 ve ISO 12800 arasında çalışıyor ve 13 stop dinamik aralık sunuyor. Gelelim artık toparlamaya. Videonun başlığında da ifade ettiğim gibi x XS20 bence tam bir İsviçre çakısı. Nedir İsviçre çakılarının görevi? Üzerinde birçok aparat barındırır, küçük ve pratiktir. Ancak sahadayken kullanıcısının en büyük yardımcısıdır. XS20 de öyle. Az önce uzun uzun anlatmaya çalıştığım gibi gerek fotoğraf kanadında gerekse video kanadında ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özellikleri ki zaman zaman en üst seviyeleri zorlayacak özellikler içerisinde barındırıyor. Küçük, pratik, hafif ve yetkin bir kamera olarak karşılıyor. Üstelik de görece olarak büyük abilerine göre uygun fiyatlı. Peki kimlere hitap ediyor x XS20? Yeni başlayan amatör, ileri amatör, profesyonel hemen her türlü fotoğrafçının işine bence yarayacak bir kamera. Bireysel olarak veya küçük bir ekiple içerik üreten tüm sosyal medya emekçileri bu kamerayla mutlu olurlar. Reklam, tanıtım, kısa film çeken küçük işletmeler yine bu kamerayı gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Gördüğünüz gibi geniş bir yelpazede hemen herkesin işine yarayabilecek bu İsviçre çakısı yani XS20'yi ben çok beğendim. Umarım bu bilgiler işinize yarar ve sizler de en azından X-S20'yi deneyimlemeyi düşünürsünüz. Uzun bir inceleme videosu oldu. Sabrınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda Fujifilm'in yeni lensi XF 8mm f3.5 RWR'ı inceleyeceğiz. Merak ediyorsanız hemen şimdi bir sonraki videoyu açmanızı öneririm. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.